Selam millet. Bugün A101 raflarında yerini alan Pirana 9946 kulak içi Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu ürün 23 Nisan itibariyle A101 raflarında yerini alacaktı. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 21 Nisan itibariyle raflarda yerini aldı ürün. Dilerseniz kutu açılımını yapalım, ürünümüzü incelemeye geçelim. Arkadaşlar, Pirana 9946 kulaklığımız kablosuz bağlantı özelliği, sesli arama özelliği, müzik çalar özelliği, ekstra bas özelliği, mikrofon özelliği ve şarj edilebilir gibi özelliklere sahip olduğunu kutumuzun üzerindeki sembollerimizden ve açıklamalardan anlayabiliyoruz. Bir adet kullanım kılavuzumuz mevcut. Bir adet USB şarj aletimiz mevcut. USB şarj aletimiz kısa bir kablo arkadaşlar. Ki uzun bir kabloya zaten gerek yok böyle bir üründe. Şöyle. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi avuç içine sığabilen güzel bir koruyucu kabı var. Koruyucu kabı aynı zamanda şarj aleti görevi görüyor. Yani şarj aletimizle önce kutumuzu şarj ediyoruz ve ihtiyaç duyduğumuz zaman elektrik priz olmayan yerlerde kutumuzdan direkt kulaklıklarımızı şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Evet, ürünümüz bu şekilde. Arkadaşlar, şöyle göstereyim ben size. Kulaklığımızı. Mikrofon bölümümüz hemen şu kısımda. Kulaklık bölümümüz zaten bildiğiniz üzere hemen şu kısımda. Kulaklığımızı açma, kapama ve çağrılara cevap verme tuşumuz hemen şurada. Diğer kulaklığımızda fiziksel anlamda aynı. Hiçbir değişiklik yok. Arkadaşlar, üzerlerinde herhangi bir şekilde right, left yani sağ ya da sol yazmıyor. Yazmamasının sebebi zaten fiziksel olarak sağ kulağınıza takmanız gereken kulaklığı sol tarafa takamıyorsunuz. Bundan dolayı öyle bir ayrıntıya girmemişler. O da kulaklık üzerinde herhangi bir yazının olmaması gayet şık olmuş. Gayet zarif, fiziksel olarak güzel bir kulaklığa benziyor. Arkadaşlar, dilerseniz kulaklıklarımızın ilk kullanımı ne şekilde gerçekleşiyor? Telefonumuza ne şekilde bağlantı kuruyoruz? Kulaklıklarımız arasındaki bağlantıyı ne şekilde yapıyoruz? Bunları gösterelim. Şimdi yapmamız gereken kulaklıklarımızın üzerindeki güç düğmelerine yaklaşık 2 ya da 3 saniye kadar basılı tutarak ilk etapta kulaklıklarımızı birbirine bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi ışıklarımız yanıp sönmeye başladı. Şu anda birbirlerini tanıyorlar. Ve şu anda tanıdılar. Bir tanesi şu anda mavi ışık yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Ve şu anda telefona bağlantı yapabilirim komutu. Kırmızı ve mavi ledlerimiz yanıyor. Hemen şöyle telefonumuzu iPhone telefonlarda direkt gelen uygulama arkadaşlar bu şekilde. Yani herhangi bir uygulama vesaire yüklemedik. Direkt AirPods olarak gördü. Bağlanmak için üzerine bir kere basıyoruz. Hemen. Evet, şu anda bağlanıyor. Bağlantımız sağlandı. Pirana 9946 bitti diyoruz. Ve böylelikle bağlantımızı yapmış olduk arkadaşlar. Bundan sonra kulaklığımızı kullanabiliyoruz. Şimdi kulaklığımızı biz test ettik. Kulaklığımız 15 ya da 16 metreye kadar arkadaşlar hiçbir parazit yapmadan dilediğiniz gibi telefonunuza uzaktan çok güzel bir şekilde konuşma sağlayabiliyorsunuz. Telefonda konuşmada herhangi bir sıkıntımız yok. Müzik dinleme konusuna geldiğimiz zaman ki zaten böyle bir beklentimiz yok açıkçası ama bilin diye söylüyorum. Kulaklıklarda çok yüksek bas, tiz, mid oranları çok iyi değil arkadaşlar. Çünkü bu kulaklıklar telefonda görüşmek için yapılmış kulaklıklar. Müzik dinlerken çok kötü bir performans sergilemiyorlar. Gayet net, güzel müzikler dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. O konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Fiyatına göre gerçekten güzel ürün. Kullanımı gayet basit. Apple telefonlarla ki özellikle arkadaşımızdan aldık. Apple'da çalışıyor mu diye soran arkadaşlarımız olacaktır.
Onlar için de bir cevap olmuş oldu videonun bu kısmı. Bunun dışında müzik dinlerken güç düğmemize bir kez bastığımız zaman çalan parçayı durduruyoruz arkadaşlar. 2 saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman bir sonraki parçaya geçiyoruz. Çağrı geldiğinde bir kez basarak çağrıya cevap verebiliyoruz. Yine aynı zamanda çağrı geldiği zaman güç tuşumuza bir kez uzun bastığımızda çağrıyı reddedebiliyoruz. Yine kulaklığımızın güç düğmesine 2 kez bastığımız zaman son arayan numarayı tekrar arıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklıklarımızın şarj aleti olarak bahsedeceğim bundan. Aynı zamanda da kutusu zaten. Şarj aleti bu kutu. Bu kutunun yanında biliyorsunuz videomuzun başında da söyledik. Şöyle bir kablo çıkıyor. Bu kabloyu herhangi bir telefonun şarj adaptörüne şöyle takarak kutumuzu şarj ediyoruz. Şarj ederken şöyle oluyor. Kırmızı lamba yanıp sönmeye başlıyor. Ve şarjımız dolduğu zaman kırmızı ışık sabit bir şekilde yanıyor. Kutumuzu şu anda şarj ettik. İçerisinde çok fazla şarj yoktu. Ki şu anda da çok fazla şarj etmedik zaten. Ne şekilde şarj edeceğiz kulaklıklarımızı onu hemen göstereyim ben size. Kutumuzu açıyoruz. Kulaklıklarımızı zaten yerlerine koyuyoruz ki kulaklıklarımız arkadaşlar içinden düşmüyorlar. Çünkü içinde mıknatıslı bir sistem var. Kulaklıklarımızın dışarıya düşmesini engelliyorlar. Hemen kulaklığımızı kutusunun içerisine koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi mavi ışığımız yandı ve şarj etmeye başladı kulaklığımızı. Hemen diğerini de koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şarj işlemi başladı. Şarjımız dolduğu zaman mavi ışığımız sönüyor. O şekilde şarjın dolduğunu anlıyorsunuz. Ürünümüz bu şekilde gayet kullanışlı. Fiyatına göre oldukça iyi. Ki Apple telefonlarda dediğimiz gibi bağlantı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Android telefonlarda zaten herhangi bir sıkıntı yok. Ürünün 2 yılda garantisi var aynı zamanda. Bunun da bilgisini paylaşalım. Arkadaşlar videomuza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bizlere destek olun. Çünkü destekleriniz bizim için çok önemli. Siz bizi destekledikçe sizler için daha kaliteli, daha iyi ürünler ön plana çıkararak sizlerle buluşturacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.